giderken bir koşu organizasyonuna denk geldik. Zaten görüntülerde gördünüz, herkes çok rahat, çok eğlenmeyi biliyorlar. Ve sabahın 11'i, enerjik bir millet, çok enerjikler. Biz bu taraftan gideceğiz. Washington DC. Buradaki festivalin adı Rock and Roll Running Series diye bir festival. Neredeyse bütün DC burada şu an yarım maraton şeklinde koşuyorlar. Evet, önümüzde de Ulusal Sanat Müzesi. Burada da polis bariyerleri var ve ileride de gene Ulusal Amerikan Müzesi'ne doğru yürümeye devam ediyoruz. Burası Ulusal Sanat Galeri Müzesi. Burada gerçekten son derece ilginç tablolar var. Heykeller var. Van Gogh olsun. Batı binası. He? Batı binası. Batı binası burası. Burayı da gezmenizi tavsiye ederim. Her biri neredeyse 2-3 saatlik bir bina gezisi. O yüzden zaman ayıracaksanız 2-3 saatinizi sadece buna ayırmanız gerekiyor. Ulusal Sanat Müzesi'ne girerken hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt kapıdan içeri giriyorsunuz. Herhangi bir bilet ya da herhangi bir rezervasyon şartı aranmamakta. Tabii girerken birkaç kanun var, kural var. Örnek veriyorum, sırt çantanızı iki yerden asmamanız gerekiyor. Tek yerden asmanız gerekiyor ki eserlere zarar vermeyin. Şimdi her köşe başında, özellikle bu turistik bölge olduğundan dolayı, işte dondurma arabaları, pizza arabaları, sokak yemekleri tarzında böyle çeşitli sevimli, güzel araçlar görüyorsunuz. Onlardan da yaklaşık 5 ila 7 dolar arasında bir ücret ödeyerek öğle yemeğinizi ya da akşamüstü atıştırmalıklarınızı burada halledebiliyorsunuz. Şimdi neden Washington sorusuna bir başka yanıt aslında vermek gerekebilir. Gördüğünüz gibi çok rahat, geniş, çok fazla böyle üstünüze gelen bir insan topluluğu yok. Bugün biraz farklı bir durum çünkü dediğim gibi bir festival var. Festivalden dolayı biraz soluk sokaklar kalabalık. Öyle trafik yok. Yani yollar geniş olduğu için hani araba sayısı az değil. Araba sayısı fazla ama yollar geniş olduğu için herhangi bir trafik burada mevcut değil. Evet, şimdi binanın girişine geldik. Ulusal Natural History binası. Giriş bu yönden. Bu binaya girerken herhangi bir rezervasyon ve bilet almanıza gerek yok. Exit.com üzerinden kayıt olup binaya giriş yapabiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi müzeyi gezdik, çıktık. Şimdi Kapitol'ün kütüphanesine doğru yürüyoruz. Yürürken de size birkaç tane böyle video göstermek istiyorum. Örnek veriyorum. Burada insanlar bu şekilde piknik yapıyorlar. Yaklaşık yarım saat bir yürüme mesafesi uzaklıkta. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Hava çok güzel. Mart ayı. Burada bahar gelmiş. İnsanlar biraz güneşi görünce kendilerini çimene atıyorlar ve güneş banyosu yapıyorlar. Evet, burası Senato binası. Şu an bu binanın kütüphanesine doğru yola çıkıyoruz. Burası için exit.com'da rezervasyon ve ücretsiz bir şekilde bilet almanız gerekiyor. Bu bina Amerika Birleşik Devletleri için son derece
önemli ve kritik başkentin en, hatta Birleşik Devletler'in en kritik kararları burada alınıyor ve başkan tarafından uygulanıyor. Şimdi bu binanın kütüphanesi şu bina. Oraya doğru yürüyoruz. Gördüğünüz gibi sokaklar gayet sakin. Kimse kimsenin umurunda değil. Koşanlar hala var. Sultanahmet'teki hipodrom meydanı gibi düşünebilirsiniz burayı. Çünkü tamamen dikdörtgen bir konumda. Her yer açık. Şurası başka bir devlet binası. Şimdi bu binaya doğru gidiyoruz. Şimdi Kongre Kütüphanesi'nin içerisindeyim. Tavan şu şekilde. Burası birinci kat. Buraya girmek için exit.com'dan rezervasyon ve ücretsiz bilet almanız gerekiyor. O şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Jefferson'ın çalışma odası. Burası Kongre Kütüphanesi'nin ikinci katı. Gerçekten duvarlar, işlemeler, mermerler etkileyici. Evet, Kongre binasının içerisindeyiz. Kongre binasının kütüphanesinin içerisindeyiz. Mermerler vesaire, duvar kağıtları, duvardaki resimler, okuma odaları, kitapların bulunduğu bölüm gerçekten son derece etkileyici. Buraya girmek için de exit.com'dan ücretsiz bilet rezervasyon yapmanız gerekiyor. Saatiniz gelince zaten sizi aşağıdan yukarıya alıyorlar. Biraz burası kalabalık, öyle çok sade ve boş, tenha değil. Burada bilmenizi isterim. Turumuza devam ediyoruz. Şimdi bu bölgede The V Pizza diye bir yer var. Gerçekten çok butik bir pizza yapıyorlar. Yemenizi tavsiye ederim. Şöyle size dükkanı göstereyim. Pizza çeşitlerini göreceksiniz. Şuradan sipariş verebilirsiniz. Bak. Şimdi pizza çeşitlerine bakın. Margaritalar, baconlar,
simple, double pepperoni, butcher pork ve diğer pizzaları görebiliyorsunuz. Büyük boy pizza aldık. İkisini yarıya böldük. Bize iki tane de kola toplamda 36 dolar gibi bir rakama geldi. Şimdi buradan kolaları doldurdum. Evet, gelen pizza bu şekilde. Kolayla beraber yaklaşık 16 inç bir büyüklüğe sahip. Kolayla beraber 36 dolar. Şimdi pizzacıdan çıktık. Değerlendirmek gerekirse bol çeşitliliği var. Hem taze hem de fiyat olarak bir tık pahalı. Ama Washington'da yenilebilecek en güzel pizzalardan birini yedik. Geçebiliriz. Öyle, şimdi arabamıza doğru ilerliyoruz. Bugün gezilecek yerleri bitirmek üzereyiz. Yarın devam edeceğiz. Şurada Starbucks var. Burası da DC'de tam kütüphane. Kütüphane yanında da Adalet binası var. Burası da DC'deki Starbucks'lardan bir tanesi. Gözlükçü. Benjamin Franklin seversiniz. Şöyle. Evet. Şimdi biraz DC'den bahsedeyim sizlere. Olabildiğince sakin bir yer burası. Cumartesi olmasına rağmen insanların bir kısmı hala çalışıyor. Bir kısmı ise dışarıda yürüyüş, spor yapıyorlar. Çok fazla spor yapan insana rastlıyorsunuz burada. Ve kendilerine açıkçası bakıyorlar. Bankalar mesela bu saatte, saat cuma günü, cumartesi günü öğleden sonra 4 ve hala açık. Ama bazı bankalar tabii ki. Öyle. Senin DC hakkındaki yorumların neler? Ya çok insan yok. Çok sakin. Ya da insan var da hani alanlar çok geniş olduğu için kimse üstüne gelmiyor İstanbul'dan sonra. O yüzden evet. Rahat, güzel bir şehir. Bank of America. Şöyle. Bizim de hesabımız Bank of'ta. Neden Bank of'ta? Çünkü çok eski bir devlet bankası. Yani yüzyıllardır diyeceğim. Gerçekten yüzyıllardır var. Tam şu arkamdaki bina. Bir daha söyle. Ya olabildiğince her yere peyzaj düzenlemesi yapılmış. Ve bakımı çok zor. İnanılmaz zor bakımı ama hepsi çok bakımlı duruyor ve her zaman. Yani bakımsız bir yer görmek zor. Onu da söyle. Ya şu an en yoğun olması gereken yer ve tek tük arabalar geçiyor. Sessiz. Burası Senato kütüphanesi. Şurası da Senato binası. Gördüğünüz gibi işte insanlar böyle koşuyorlar. Hiç yormayan bir şehir. Hiç yormuyor hem de. Yani sessizlik. Saygı. Ya bizde olmayan ne var diye soracak olursanız en büyük, yani aklıma ilk gelen şey saygı. Koşuşturma da yok bence burada. Bir koşuşturma yok. Vakit bol. Vakit bol. Herkes işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Yani hoşgörü burada. Ya tabii ki herkes yok ama tabii ki herkes hoşgörülü değil. Olamaz da böyle bir şey beklemek açıkçası doğru da değil. Ama yanlış bir şey yaptıysanız ve karşı taraf bunun yanlış bir şey olduğuna kanaat getirirse eğer, size burada hoşgörü sağlayabiliyor. Burası da Canon binası. Gördüğünüz bütün binalar devlet binası arkadaşlar.
Kanon binasının girişi. Burası Kanon binası. Yukarıda da bayrakları dalgalanıyor. Şehrin göbeğine tam olarak Senato binasını koymuşlar. Senato binasının çevresine bütün devlet binalarını serpiştirmişler. Burası da bir başka devlet binası. Mesela şu ilgimizi çekti. Ağaçların hemen altındaki toprak alanı ağaçlara bir yaşam alanı oluşturmuşlar. Ya bu gördüğünüz kaldırımlar çok eski. Şu gördüğünüz asfaltlar çok eski. Görüyorsunuz böyle ağacın yaşam alanı oldukça geniş. Ve herhalde dayanıklı yapıyorlar ki uzun yıllardan beridir duruyor. Ya yollar tertemiz. Herhangi bir çukur mukur, o tarz öyle yama, belediye gelip de sıçar gibi yama dökmüyor. Buralar da tabii ki ziyarete açık. Çalışma ofisleri belli bir saat aralığında gelip burada burayı ziyaret edebiliyorsunuz. Rayburn House Office. Mesela burası DC'de tam bir şehir parkı. Şurada bir çeşme var. İnsanlar burada dinleniyorlar. Genelde memurlar ara verdiklerinde buraya gelip dinleniyor, keyfine bakıyor. Şurası da Botanik Park. Elimle gösterdiğim yer. Orayı da yakın zamanda gezeceğiz. Köpekleriyle, çocuklarıyla buraya gelmiş insanlar. Bu da görevli, buranın park ve bahçeler müdürlüğünde çalışan arkadaşı. Hemen cebinde gördüğünüz gibi bıçak var. Ve insanlar koşuyorlar. Tabii bu çeşmenin anlamına bakmak lazım. Parkta şu şekil böyle oturabileceğiniz alanlar var. İsterseniz burada da oturabilirsiniz. Hemen bakalım şurada yazıyor. Bart Holding çeşmesiymiş burası. Özgür basın anlamına geliyor. Onun merkez binası. A Free Press Matters. Nerede? Gene Kapitol. Onun yanında da gene bir ulusal müzelerden bir tanesi. Evet, arabaya geldik. Gökçe gidiyor. Araba bu. Şimdi arabamızı geldik. Arabayı buraya koyuyoruz. 2 saatlik yaklaşık 4.6 dolar gibi para ödedim. Yeri çok iyi. Hemen Kapitol burada. Gene bir müzenin, ulusal müzenin yanında. Voice of America'nın da tam önüne park etmişim. Ya anne de. Ya